astral seyahat nedir, devam ediyor musunuz? Kardeşim, astral seyahati şimdi bizim yaşadığımız dünyada böyle sırf bu materyal boyutta değiliz yani. 5 tane boyut var. Arasından bir tanesi de astral. Astral boyuta geçmek için de geçen de zaten anlatmıştım biraz. Biraz yediğin şeylere dikkat etmen gerek. Florur muydu? Almancası florit. Floriti tamamen kesmen gerek çünkü. Epifiz bezini tamamen şey yapıyor. Kalk yapıyor, yani kapatıyor. Çalışmasını engelliyor. Bunları kesmen gerek. Ondan sonra çoğu zaman şey de yardım ediyor bak. Önemli olan ne? Titreşimini yükseltmen gerek. Yani titreşimini artık meditasyonla yaparsın. İbadetle yaparsın. Çok değişik değişik yolları var. Titreşimini yükselttikten sonra geceleri yatağa yatıyorsun kardeşim. Şimdi bak, hepsinin astral ne olduğunu tam böyle ben size burada anlatmayayım. Yani 2-3 saat, 5 saat, 10 saatimi alır burada. İnternette bakabilirsiniz. Astral boyutları ne olduğunu. Yatağa yatıyorsun kardeşim. 5 saat yatıyorsun misal. Ya da 4 saat. Ya da 5 saat 10 dakika falan, onun ayarı herkese özel yani. Denemen gerek yani. Kalktıktan sonra şey yapman gerek. Yarım saat ayakta kalacaksın. Yarım saat sonra tekrar yatağa yatıyorsun. Ama o arada hiç telefona bakma, televizyona bakma. Su iç, lavaboya git falan filan böyle. Balkona git falan filan, neyse işte. Yarım saat sonra tekrar yatıyorsun kardeşim. Melatonin, serotonin ayarı dengeleniyor o arada. Bu da çok çok önemli yani. Hem melatoninin olması gerek, hem serotonin. İkisinin dengesini buluyorsun o ara. Yattıktan sonra da hiç oynamayacaksın kardeşim. Hiç kıpırdamayacaksın. Hareket etme. 20 dakika sonra vücutun seni test edecek. Bu uyuyor mu diye. Ne yapacak? Burnunu kaşındıracak. Kolunu kaşındıracak. Ayağını kaşındıracak falan filan. Ona da hiç hareket etmeyeceksin. Hiç kaşıma, yerinden hareket etme. Aynı zamanda da şey yapman gerek. Vizualizin diyorlar yani. Türkçesini bilmiyorum. Yani rüya görmüş gibi yapman gerek. Yani herhangi bir senaryo. Hiç fark etmez. Arkadaşınla görüşüyorsun. Onunla çıkıyorsun. Bir yerde geziyorsun falan filan böyle. Bunu gözünün önüne getirmen gerek. Resim. Vücut ne zannediyor? Tamam, bu hem hareket etmiyor hem şu an rüya görüyor. Ondan sonra vücutta bir kitleme oluyor. Schlaf paralizi diyoruz buna. Yani onunla hiç hareket edemeyeceksin. Yani kitleneceksin. Yani normalde en böyle ürkütücü bölümü bu. Çünkü kontrol edemiyorsun, hiç hareket etmiyor ama orada da sakin kalman gerek. Çünkü kalp atışın yüksek olursa astrala çıkamazsın. Sakin olman gerek. Çok sakin. Korkum oluyor, hiç gerek yok buna. Belirli zaman sonra bacaklarından başlayacak bir titreşim başlayacak. Tüm kafana kadar bir titreşim başlayacak. Size şu an sırf tekniği anlatıyorum. Bu herkes için geçerli. Sırf şey biraz ayrı oluyor. Yani 5 saat 10 dakika mı yatıyorsun? 5 saat 20 dakika mı? Yoksa 4 saat 50 dakika mı falan? Onun ayarını herkes kendisine bulması gerek. Titreşim geldikten sonra da, onda da bak sakın panik yapmayın. Bir şey yok. Titreşim geldikten sonra da kendini ya tavandan izlemiş gibi yapacaksın veya hareket etmeden yuvarlanıp çıkmış gibi yapman gerek. Ne oluyor? Tüm bilincin astral vücutuna geçmiş oluyor. Ondan sonra kendini izleyebilirsin zaten orada yatarak. Zaten tavsiyeler şu. İlk 4-5 astral seyahatinde odadan çıkma. Yani yattığın odada kal. Orada hareketini et. Çünkü alışman gerek. O vücuta alışman gerek. Normalde biliyorsun ama unutmuşsun. Ben ne unuttuğunu da unutmuşum. Ondan sonra 6. 7. keste ne bileyim, mutfağa git, salona git. Tam alıştıktan sonra evden çıkabilirsin. Ondan sonra da inanın çok 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 olay şeyler bekliyor sizi yani, harbiden de. Ama hiç bir şekilde korku olmasın yani. Gerek yok. Her türlü eminsiniz çünkü. Vücuta geri gelebilir miyim falan filan, bu şeylerden de hiçbir zaman korkmayın yani. Bir gümüş zincir sizi zaten bağlıyor vücutunuzda. Zaten bu işin ustalığı ne biliyor musunuz? Bedenin olduğunu unutmak. Çünkü bedenini düşündüğün gibi yine bedene giriyorsun. Ustalığı bu. Unutacaksın. Ya ne kadar uzun dışarıda kalmak istiyorsun. İlk aralar zaten böyle bir 10 saniye olur. 5 saniye olur falan filan. Bak bunu da sırf size anlatıyorum. Çok mail geldi. Çok istek geldi. O yüzden anlatıyorum. Normalde ben bu konuları ilk dile getirdiğimde bazı şirketler çok rahatsız oldu. Anlaşmaları da bozdular bizde. Yani bazı anlaşmalarımız var zaten, o üst olanlar bunları dile getirmeni istemiyorlar. Ama sikimizde değil yani, yapacak bir şey yok. Vereceğimiz tek can. Olacaksa olsun. Yok kardeşim, günah değil. Günah değil. Zaten bunu
dinimizde çok kullanıyorlar. Yapan çok var. O şekilde yani. Veya kendi vücutundaki DMT'yi salgılaman yolları da var. O da misal yani ruh seyahati oluyor. Ya da astrala daha kolay girebiliyorsun. Yani misal nasıl diyeyim? Belirli bir meditasyon teknikleri var. Astral state'e girmen gerek. Astral state demek bunu şeyde de yapabiliyorsun. Hipnozla da oraya kadar gelebiliyorsun. Yani astral state şu misal yani ben 5 saat elim böyle havada olsa bile rahatsız olmuyor. Beni ameliyat etseler de rahatsız olmuyorsun. Ağrı, sancı falan filan hiçbir şey hissetmiyorum. Astral state'e geldikten sonra şey yapman gerek. Bak bu konuya hakim olanlar anlayacak zaten DMT ne olduğunu. Kendi vücutundaki yani. Epifiz bezin bir tane hormon salgılıyor. Organik bir anahtar. Orada vücutunu terk edebiliyorsun yani. Astral olsun, ruh seyahati olsun. Misal astral state'e geldikten sonra şey yapabiliyorsun. Şey yapman gerek. Düşün bayır aşağı atlıyorsun. Tamam mı? Bayırdan atlıyorsun. Suyun içine düştün. Bunu tabii önünde hayal etmen gerek yani. Ondan sonra yüzüyorsun. Çok uzun süre yüzüyorsun. Yorulana kadar yani perişan olana kadar. Hiç gücün kalmadı, hiçbir şeyin kalmadı. Ondan sonra kendini denizin dibine bırakman gerek. O anda vücutun sanıyor ki tamam bu ölüyor. O anda DMT salgılıyorsun. Zaten DMT dediğimiz işte doğumda yani anne rahmine girdiğinde 2,5 aylıkken bir epifiz bezin salgılıyor bunu. Yani tüm vücutun doluyor bu. DMT ile doluyor. Veya tam ölüm anında. Ölüm anında da tüm vücutun DMT ile doluyor. Ama bunu belirli tekniklerle normal hayatında da salgılamasını öğrenebilirsin yani. Nasıl spor fitness salonuna gidiyorsun, ağırlığı kaldırıyorsun, kaslarını güçlendiriyorsun. Aynı şekilde de bunun da antrenmanını yapabilirsin. Araştırın, biraz daha şey olun, biraz daha bilgili olun bu konuda. Çünkü dediğim gibi yani binlerce mesaj geldi. O yüzden ben bu konulara değiniyorum. Bizim yıllardır yaptığımız teknikler yani.